Herkese merhaba. Nereden? Bayrampaşa'daki tek Rumeli stüdyolarımızdan. Sevgili dostlar, renkler vardır, hayatı yansıtır. Renkler vardır, sanatı evlerinize taşır. Renkler vardır, bir hoş seda olur bu gökyüzünde ve sizlere ulaşmaya çalışır. Renklerin şarkı söylediği, renklerin düet yaptığı, renklerin harman olduğu, iç içe olduğu ben Erhan Erşen'le rengarenk bir programla tek Rumeli ekranlarında sizler, evet sizler ekranlarınızın başına, sizler de bu güzel, şirin mi şirin stüdyoma hoş geldiniz sevgili konuklar. Geçen hafta sevgili konuklarım, Türkiye'nin en tatlı huzur kenti Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin katkılarıyla bir canlı yayın yaptık. Çok mükemmel bir gece geçirdik ilk programımda. İkinci programımda birbirinden az sonra sizlere takdim edeceğim saygın, kişilikli, bir o kadar da billur sesli arkadaşlarımla birlikte evlerinize gelip düet yapacağız. Renkleri, cümbüşleri evinizle birlikte okuyacağız. Her salı kaçta saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ben bu ekranda olmaya çalışacağım. Allah'ım huzur verirse. Ne diyoruz arkadaşlar? Çok zaman, 2 saatlik bir zaman dilimimizde bol sohbet, bolca müzik dinleyelim istiyorum. Bir sanatçı arkadaşımın, bir Rumeli sanatçısının hayatında yaptığı en güzel işti. Beni kendisiyle tanıştırmam. Onun için evimde çok özel bir koltuk var. Boyu çünkü 2 metre, koltuğum da uzunluğu 2.30. Geldiğinde rahat rahat kalabiliyor. Bestecilik yapar, söz yazarlığı yapar. Şarkı ve yorumda üstüne tanımıyorum. Ve Rumeli ve Balkanların en iyi sanatçısı diyorum. Kim diyorum? Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mezun olan, şu anda da öğretmenlik yapan yakışıklı kardeşim. İyi ki geldin. Murat Balkan bizlerle. Ne bir gün güldürdün,
keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Dostum. Aşkımız bitmesin böyle giderse, dostluğumuz daim olsun böyle giderse, dostluğumuz daim olsun böyle giderse. Helal olsun. Değiştirdik, aşkımız bitmesin abi. Ben bu gece çok heyecanlıyım, niye biliyor musunuz? Murat. Efendim abi. Ünsal Yorur. Evet. Stüdyo da bizi izliyor. Ne güzel. Vallahi oradan bize enerji veriyor. Benim veriyor gazı. Genel müdürüm Elvi Yankı burada. Süper, herkes. Şimdi az sonra kapımızdan yönetim kurulu başkanımız Atilla Baykan da girer. Zaten Esma'm burada, annesi burada. Ah kimler yok kimler. Unutmadım zannetmeyin. Unuttum zannetmeyin. Hemen şimdi altyazı geliyor. Bize ulaşmak çok kolay. O kadar kolay ki. 0212 alan koduyla ne yapacağız biliyor musunuz? 616 12 13. Nasılmış? 0212 alan kodu 616 12 13. Bu kadar basit. Ben bile ezberlediysem herkes böyle. Ezberlemiş. Seni yani alayım mı? Koltuklar da yeni geldi, yine ben göreceğim. Ben önce bir şey söylemek istiyorum. Söyle lütfen. Bak bir kere hayırlı olsun program. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, rengarenk. Adı da üzerinde rengarenk. Zaten siz muhteşem renkli bir karaktersiniz. Estağfurullah. Programda olmak yani ilk program değil mi? İkinci program. İkinci program. Mustafa Kemal Paşa'dan yaptık. Çok güzel. Ama burada ilk program gibi. İlk program burada. O yüzden seni aldım. Burada olmaktan şeref duydum. İzleyicilerimiz kaçırmasınlar mutlaka. İzliyorlar. İzlesinler. Çok güzel bir program olacak. Ben de öyle zannediyorum. Hatta hemen mesajlar gelmeye başlamış. Harika. İkinci konuğumu yapmadan evvel Avcıadır Malifetlerin başkanlarından sevgili Gülten Yarbasan. Ah. Evimizde 12 kişi toplandık. Seni izliyoruz. Harika. Diye. Selamlar olsun. Seyircilerimize selamlar. Selamlar olsun. Gülten Hanım, Gülten ablacığım. Seni seviyorum. Ben oturdum o zaman. Hadi bak. Bunlar nereden geldi biliyor musun? Bunlar İnegöl'den. Şimdi altyazıda geçecek. Bismillahirrahmanirrahim. Emren göndermiş. İlk defa sen oturdun. 41 kere maşallah. İlk defa. Çok da rahatmış vallahi. İkinci konuğum. O benim kadir dostum. Ben ona fındık kurdu diyorum. Hep de diyorum ki ona arada sırada. Şu kanıtta ne yapıyorsan. Arka sokaklarda ne yaptıysan. Hadi öyle sarılalım diyorum. Çünkü ben çok seviyorum kendisini. Sevgili arkadaşım, yıllar önce kendisini tanıdım. Türkiye'nin bir defa en iyi festival sunucusu ödülünü alan bir kızcağız. Fotomodel, oyuncu, aynı zamanda da sunucu. Var mı başka bir özellik? Çok vardır, şimdi geldiğinde anlatırsın. Kim? Benim sevgili arkadaşım Özlem Ören bizlerle. Sizlere şimdi göstereceğim Özlem Ören'i. Festivaller de var bir taraftan. Fındık kurdu. Baksana elimi hemen kaplıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ay canım benim seni ya. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Seni çok da özlemişim. Ben seni daha çok seviyorum ya. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Seni alayım mı yerine? Hemen hemen. İkinci oturan ben miyim? İkinci şimdi oturan sensin. Ama bu sana adam ille değiştirecek yeri. Geçti oraya oturdu ama onun akordiyonu yok yanında. Böyle bir aksesuar olarak. Akordiyonu da alırız az sonra. Tamam, o da burada. Şimdi sana bakıyorum ben. Utkum. Neler uğraştık. Telefon var. Telefon mu var? Tabii. Maşallah üçüncü konumu almadan. Alo.
Dobrovski. Alo. Ah, Mustafa Kemal Paşa Halil Rusçuk. Abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Ne çok bağırıyorsun be. Kemal Paşa tatlısı mı yedin? Ne yaptın? O sesin çok evet çok... abi. Seyrediyorum seni. Allah razı olsun. Senin şahsında, senin nezdinde, ikinci programında tüm Mustafa Kemal Paşa'ya, Türkiye'nin tatlı huzur kentine selamlar olsun. Doğduğum kente. Abi. Çok sağ ol. Başarılarının devamını istiyorum. Hafız Hanım'ın da selamı var. Saygılar sunuyorum. Çok seviyoruz Rusçuk. Allah'a emanet ol Halil'im. Çok teşekkür ederim. Seni seviyorum abi. Allah'a emanet ol. Biz de seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Sağ olun. Ne güzel ya, programın 10. dakikasında daha telefonumuzu verdik. Hemen geldi. Evet, şimdi ne diyeyim onun için? Televizyoncu benim gibi. Avrupa'da bütün yayınları yapıp Türkiye'de bir Avrupa kanalında yayınlayan, yorumcu, besteci, Türkiye'nin en güzel kenti Diyarbakır'la olmasına rağmen damat ve gelini yapan, Rumeli Türklerini yapan o güzel, yakışıklı arkadaşım. Çağırayım mı? Ekin Akkaş bizlerle. Biraz boyu uzun ama kusura bakma Ekin. Olmaz canım. Al sana gelin şarkısı. Sevdim ya, sensiz olmaz, aşka doymaz gönlüm ya. Deli gönlüm, seni ilk kez gördüm, sana aşık oldum ya. Bu gönlümü kaptın, sana fena taptım, ateş gibi yaktın ya. Deli deli gönlüm, seni ilk kez gördüm, sana aşık oldum ya. Bu gönlümü kaptın, sana fena taptım, ateş gibi yaktın ya. Gelin buraya, haydi halaya. Ateşine yaktın ya, yüreğimi çaldın, beni benden aldın, sana sevdalandım ya. Deli gönlüm, seni ilk kez gördüm, sana aşık oldum ya. Bu gönlümü kaptın, sana fena taptım, ateş gibi yaktın ya. Deli deli gönlüm, seni ilk kez gördüm, sana aşık oldum ya. Bu gönlümü kaptın, sana fena taptım, ateş gibi yaktın ya. Gelin buraya, haydi halaya. Yeah.
ben adamım, ateş gibi yaktın ya. Deli deli gönlüm senin de gördüm, sana aşık oldum ya. Bu gönlümü kaptın, sana fena taptım, ateş gibi yaktın ya. Gelin buraya, haydi halaya. Harikasın Ekin. Çok teşekkür hoş ederim. Geldin. Sağ olasın Eren abi. Alo. Alo. Bekir Alp Tanrı Över olacak galiba değil mi? Tanrı Över. Evet. Bükreciğim. Tanrı Över. Edremit Devlet Hastanesi'nin en yakışıklı çalışanlarından öyle diyeyim. Bekir'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Eren abim. Çok teşekkür ederim Bekir. Ne iyi yaptın aradın bizi. Ne mutlu oldum anlatamam. Çok uzun zamandır 15 gündür ben de altınoluk semalarında değilim. Gezilip duruyoruz karımla birlikte. Evet. İyi eğlenceler o zaman size. Çok teşekkür ederim sevgili eşine, çocuğuna, bu arada tüm mesai arkadaşlarına. Hepsine çok teşekkürler ediyorum. İstediğin bir şey var mı? Söyler misin? Canın sağlığı abi. Tamam, canımın sağlığı sizlere emanet zaten. O konuda rahat ol. Sizler var olduktan sonra Allah'ım izin verirse hep iyi olacağız inşallah. İyi yayınlar diliyorum abi. Konuklarına da selamlar olsun. Konuklarım da size. Sizden Ekin Aktaş, Özlem Ören ve Murat Balkan. Bekir Bey, size sıradaki şarkıyı armağan edelim, olur mu? İster misiniz? Olur, teşekkür ederim. Tamam, sizden de selamlar olsun. Oldu Murat Bey, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar Bekir'cim, Edremit'e, Altınoluk'a çok selamlar. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. Bekir Alp Tanrıöver, Edremit Devlet Hastanesi'nin en kıdemli arkadaşlarımdan, çok da seviyoruz kendisini. Ne güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş İyi ki geldiniz. Eren abi, buradan senin vasıtanla ilk önce bizi izleyen herkese selam olsun. Hem burada değerli sunucu arkadaşım, değerli müzisyen arkadaşım, hem sanatçı. Hem de senin bu güzel programın, Allah'ın ben de hep yurt dışında sana söz verdim ama olur muyum, olmaz mıyım? Tedirginliğini de yaşadım ama kısmet oldu. Senin programda olmak yani ilk programın burada. Burada bizi izleyen herkese selam olsun. Sana, senin vasıtanla buradayız. Onun için emeği geçen, burada çalışan, rejiden, içeriye herkese selam ve saygılar olsun. Güzel bir program olur inşallah. İnşallah çok güzel olacak. Bu arada Ekin, bir hafta evvel arıyorum, bir mesaj geliyor. Abi uçaktayım. Türkiye'ye dönüyorum. Hatta ilk hoş geldinizi ben dedim. Evet. Ama ayın 4'ünde tekrar Almanya'da olmam gerekiyor diyor. Dedim Ekin, Allah aşkına bunu 6'nın akşamına 7'sinin akşamına at dedim ya. O da tamam abi dedi. Sağ olsun. Ekin benim için çok kıymetli. Aynen, biz de aile sizler gibi. Yani peri olsun, toprak olsun, Gilenay olsun. Onların hepsi bizim en yakınlarımız biliyorsun. Hani onlar da sizi çok seviyorlar. Tabii bu ara bahsettikleri benim evlatlar. Perihan o da eşi tabii. Allah İyi ki geldin. Maşallah. Sefalar getirdin. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sevgili Özlem. Alo. Alo. Efendim buyursunlar. Işıl yörür. Ay benim güzel anam. Hoş geldiniz Tekrim Hediye. İstanbul'a hoş geldiniz. Anacığım. Hoşçakalı yayınlar. Sağlıklı, mutlu yayınlar. Başarıların daim olsun kardeşim. Ve insancan da ben de sizi çok seviyoruz insanla. Hayırlı güzel yayınların olsun inşallah. Sizi ellerinizden öpüyorum. Ünsal olmadığı için yoksa gelecektim yayınla. Ünsal benim yanımda. Hiç merak etme, onu çok seviyorum. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. İkinci bir evet. Benim annem babam rahmetli olduğu için. Sizi çok seviyoruz. Hayırlı, güzel, sağlıklı, başarılı yayınları da olsun inşallah. İnşallah. Saygıyla kal İyi güzel annem. İyi akşamlar. İyi senin olsun. Müzikime selam. Sağ olsun. Çok mersi. Çok teşekkür ederim anam. Ünsal'ın annesi. Biz Altınoluk'ta hep beraberiz onlarla. Çağırırken Türkiye'nin en iyi festival ödülünü alan kişi diye çağırmıştım. Evet. Biliyor musunuz bilmiyorum sevgili izleyenler. Tek koltukta gidiyor festivalleri. Dönüşte minibüsle dönüyor. Çünkü gittiği her yerden kirazdır, elmadır, odur, budur. Yok başkandır, yok kaymakamdır, yok validir. Oh, yani güzel. Yeni yılda da ben asistan olacağım en azından taşımak için. Vallahi ne güzel. Biz de gelelim ya. Bildiğin gibi Murat.
Bir defa tabii benim... kiraz, elma, armut bunlar abi artık pahalı şeyler. Ama sadece değil. Armut ve kiraz veriyorlar. Onu yok, hayır hayır her şey var. Parasını alıyordur o. Parasını kiraz. Parasını öyle göz yok. Var. Bunların lütfen yani. Bir de Murat, içimizde bir tek sen İstanbul'dasın. O her tarafta yaşıyor. Keşan'a gidiyor, geliyor. Kardeşim Özlem'im de benim Kartepe'de. Yaşayan küçük hayat, bir kuşumanımız var onunla birlikte. Biz İstanbul'da yoğunluğun içerisinde, İstanbul yoğunluğunda. Trafik. Özlem, nasıl geçiyor festivaller? Vallahi bir çok yoğun ya. Geçiyor. Biz karımla ikimiz sana bakarken, seni seyrederken yoruluyoruz. Ya daha doğrusu pandeminin pasını, kirini, tozunu çok şükür bu sene attık. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Ben de yaklaşık 4 aydır İstanbul'daki evime uğramıyorum. Hiç kapısını açamadım. Ben mi vesile oldum yavrum? Evet, evimde aynen kalacağım bu gece. Hayır yavrum benim ya. Sen anahtarı ver, orada geliriz. Tamam olur. Boşu boşuna kira. Ortaköy. Tabii Ortaköy. Güzel yer bir de. Boş kalmasın yani. Ortaköy yani. Ortaköy. Değil mi? Verdiğim kira şöyle bir değsin yani. Devam ediyor. Vallahi çok mutluyum. Bıcı İlgenine bıcı, geziyorum. Cıvıl cıvıl bir arkadaşım. Dediğiniz gibi benim gitmeme gerek yok ama sağ olsun o kadar sevdiğim, o kadar kıymet verdiğim belediye başkanlarım, kültür Allah müdürlerim var ki hepsine selam olsun. Ben gitmesem de onlar bana evime yolluyorlar. Ciddi mi? Tabii. Vay be. Benim kışlığım hep Türkiye'den. Vallahi ne güzel. Abi ya. Ya yaptığımız işin birazcık da güzel kısmı. Yani ne Türkiye'nin var her yerinde kapısını çaldığımda oturup çayını kahvesini içebileceğim çok güzel dostlar tanıdım işim sayesinde. Bize itibar bırakmış. Seni yani seviyorlar demek ki. Güzel tamam, bir şey. Seviyorlar çok şükür. Ekin, sana orada bir şey soracağım Murat'tan sonra. Hani gönderiyorlar ediyorlar dedi ya. Senin de ayrı bir jargonun olduğu için yurt dışında. Sana ne geliyor asıl, ne gidiyor? Ekin'e geliyor ben. Onu anladım. Çok merak ediyorum. Yurt dışından anladım, ne tamam geliyor? İşte ona şimdi az sonra söyleyecek şarkıdan sonra ama Murat. Efendim. Benim için çok kıymetli bir çocuk. Çok kıymetli bir arkadaşım. Çok kıymetli bir dostum. Yıllar evvel Bursa'da bir kanalda program yaparken davet etmiştim. Zevkle gelmişti. Murat rahatsızdı. Bir aradım Murat'la, abi emin olur gelirim dedi. Arkadan bir aradım, Makedonya'dayım abi, çifte vatandaşlık için oradayım dedi. Eyvah dedim. Bu gittiyse Makedonya'ya yandı bizim ama, keten elva dedim. Ama öyle bir zamanda arıyor ki uçaktayken arıyor. İşte. Abi ondan sonra seni de başka seni bir de yerdeyken arıyor. Açmıyorum ya telefonu mesela, ertesi gün de dönüyorum. Ya bu çocuk böyle değildi ya falan diye arıyor. Ya ne oldu sen, bozulmuşsun sen falan. Murat diye böyle değildi diyorum. Hep ben bakar diyorum. Dün akşam da yine bir hastanede diyaliz, Murat'ın az sonra konuşacağız. Evet, ufak bir rahatsızlığı var. Diyalizdeydi. Yine ben diyalizde aramışım. ama ondan sonra geri döndü. Abi dedi, baktım bugün de en erken televizyon programına gelen arkadaşlarımdan biriydi. Saat 7'ye çeyrek. Yok, Özlem geldi. Özlem ne geldi. Ben Özlem geldi. En erken Özlem geldi. Ondan sonra şey geldi. Astoristler en son. Astoristler evet. Evet. Yok ben hep geç kalırım. Uçağı bile en son bilen adam. Güzel, rahatsız yani, olamam. Her şeye geç. Nedense ben de böyle bir huy edeyim. Ya ne kadar uğraşsam da. Yani önceden gideyimde muhakkak başıma bir şey gelir, yine geçmiş olurum. Ya da kanalın kapısına gelsem, evet, iki saat önce muhakkak kapıda bir şey olur. Allah. Ben yine takılırım, yine gelemem. Yani illa genç gelmek zorundayım. Sen böyle bir erken çıkar, boş ver. Böyle bir şey var. Ama olsun, kaçınmıyorum yani, sonunda da yakalıyorum. Evet, önemli şükür olan o. Alo. Yine bir telefon varmış. Alo. Alo, Erkan Bey. Ah Gülten Yarbasan, az evvel sizden bahsettim, şimdi aradınız. Dayanamadım bir alo diyeyim dedim. Avcılar Rumeli Balkan Derneği Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülten Yardımcısı. Neyse canınız sağ olsun. Avcılar Rumeli. Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Tamam, aynısını okudum. Avcılar Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Bizde yanlış olmaz. Şimdi önce programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Gülten Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? Biz hepimiz Ekin, Özlem, seni Murat Balkan'la şahaneyiz. Arkamızda Eren Erşen'le rengarenk var. Evet. Sen nasılsın Hasan Yarbasan'la, nasılsın? Valla eşim de iyi. Şimdi çok çok iyiyiz, çok çok iyiyiz. Sizi seyrediyoruz. Murat bizim derneğimizin çok kıymetli sanatçısı. Benim canım kardeşim. Teşekkür ediyorum ablam, sağ olasın. İyi ki bağlandın vallahi. Enerji geldi stüdyoya. Ya dayanamadım. Seyrediyorum sizi. Bir gördüm. Erhan Bey'le biz yıllar öncesinden tanışırız. Birlikte mesai arkadaşlığımız da var. Ve hatta şu anda sıradaki şarkıyı bütün Coca-Cola mensuplarına bizi kim seyrediyorsa
dernekteki tüm üyelerimize, federasyondaki üyelerimize ben Murat'tan bir şarkı istiyorum. Tamam. Ve orada bizi seyredenler de seyircilerin arasında Nükhet Hanım'ı da gördüm. Sevgilerimi, ona öpücüklerimi gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Gülten Hanımcığım, seni çok seviyorum. Yanaklarından öpüyorum. Tanışma yılımız 1987'dir. Maşallah. 97-2007. Doğru. Tam 40 yıl olmuştur. Aynen öyle. Hala dostluğumuz. Daha ölümümüzün sonu, Allah izin verdiği müddetçe hep devam eder. Seni çok seviyorum. Evde muhabbetiniz bol olsun. Renkler Cümbüşü'nde bizi seyretmenizi istiyorum. Saygıyla, sevgiyle kalın. Sevgili Gülten Yarbasan. Başarılar diliyorum bir mukabele. Çok teşekkür ederiz ablacığım. Çok görüşürüz. Nice. Çok selamlar, sevgiler. Abi, damat yaptın. Sen Diyarbakırlısın. Şimdi şey arıyor, haber gönderiyor. Kadir Kazmacı, Diyarbakır Belediye Ticaret Odası Başkanı. Orada çok da bir de emniyet müdürüm var. Murat Sezgin. O da süper. Orada. Diyarbakır, ben Diyarbakırlı gibi oldum ya. Ya ne güzel yani. Babi, sana gelemedik oraya. Annen Konya'ya geldiği için. Hatır, öyle değil mi? Konya'da değil mi anne? Onlar Konya'ya geçtiler. Hasten Diyarbakır'dan. Şimdi damadı sordun da. Gelin damat, önce çık damat değil mi? Damat abi. Ya şimdi benim eşim bir kere Trakyalı, Keşanlı. O da Rumeli, Makedonya'dan göç etme ailesi. Hani çocuklarımdan yola çıktığı zaman yarım benim Makedonya olmuş oluyor. Ben doğru, hep öyle giderim. Doğru, doğru. Çocuklarımdan yola çıkarak anneannesi, benim çocuklarım anneannesi. Ne demek akrabalık bağı böyle gidiyor. Doğru. Hani biraz böyle baktığın zaman çok daha çabuk akraba oluyorsun. Şimdi ben tabii sene kaç kızımla yaşıt. Damat şarkısını o zaman işte albüm yapıyoruz. Albüm aşamasında bir şarkımız eksik. Erikli'deyiz. Keşan Erikli'de. Orada da stüdyo yarı oraya taşımışız. İşte o dönemlerde yoğun oldu. Kasetlerin çok sattığı bir dönemde. Bizde işte 10. parça yok. Evet. 10. parçayı bulmak için ben de öyle karşıda bir köy vardı. Baktım düğün sesi geliyor. Oraya gittim. Bir baktım klavyeci öyle şey... Bir melodi çalıyor. Çok hoşuma gitti işte. Ya çok hoşuma gitti falan, gittim yanına yavaş yana çalan klarnetçiye. Kardeşim bu kimi, bu şarkı var mı böyle bir şey falan. Bu abi bizim dedi yöresel dedi oyunu var dedi. Bunu yöresel bir şey. Sözü yok mu? Sözü yok dedi bunun. Müziği bir daha çal dedim, teybe kaydedim. Çaldı, teybe kaydettim. Ben fazla durmadan stüdyoya geldim. 10. şarkıyı buldum dedim. Geldim 10. şarkıyı. Söz yok, hemen yazdım. Abim damat oluyor, sıra da bana geliyor. Gel bana güzel kız, kalbimi çalanırsız. Haydi hala, eller havaya. Biraz da düğün müğün falan karıştırarak. Hadi bunu da yapalım. Biz 2-3 günde bitirdik, orada okuduk. Yani çok üzerinde durmadığımız bir şarkı. Sonra geldik Seyhan Müziği. O zaman müzik plakçılar çok önemli. Seyhan Müziği de çok... Önemli bir plak şirketi. Evet. Bülent Sayan da böyle dinledi, şarkıları dinledi. İşte üzerinde durduğumuz şarkılar var falan filan. 10. şarkıya dedim abi bunu dinlemene gerek yok. Niye? Dedim bunu öylesine yaptık. Bu sıradan, öyle yaptık işte. Sıradan dediği parça hit oldu. Ve şarkıyı dinledi, böyle yaptı dedi. Bunu da dinleyeceğim. Kaktay'a 100 yılın şarkısı. Evet. Dedi. Abi evet. Nereden 100 yılın şarkı? Biz bununla uğraşma, öyle düğünde çağırıyor, ben aldım. Öyle söz yazdım falan derken... Abi şarkı sürekli önümüze çıktı abi. Ben dedi ki buna klip çekelim. Yoktum abi, buna klip çekmeyelim. Biz başka şarkılara klip çek. Bak dönüp öyle bu şarkıya klip çekeceksin dedi. Ve nereye çıktı? Seda Sayan'a çıkıyoruz, ona çıkıyor bunu. Evet. Abi daha çıkar çıkmaz damat çıkar. Abi damat diye ben özgün okuyorum. Şeyim falan filan yok abi, mümkün değil. Damat bizden 5 hatta 100 metre önde gidiyor. Evet. Yani aldı başını. Şimdi sen bana bir pas attın. Aslında Ekin Akkaş... Sanatçı Ekin, özgün müzik okuyan bir sanatçı. Evet. Ama biz fragmanlarımızda özgün sanat müziği yapan Ekin, abim damat oluyor, sıra da bize geliyor fragmanını koyduk. Hı-hı. Öyle yapmadık mı? Ya gelin şarkısı oldu. Tamam. Olsun, şimdi burada ne biliyor musun? Şimdi ama özgün yani. Zaten bu da bir özgün çalışma. Aynen. Ya baktığın zaman ben müziğin evrenselliğine inandığım için yaptığımız iş zaten ben mesela bir tane albümde Toprağımdan Türküler yapmışımdım. Toprağımdan Türküler harmanlayarak ben Avrupa'da büyüdüğüm için Danimarka'da büyüdüm. Buraya geldim böyle bir batı sound yeni işte o dönemlerde 1995'lerde falan. İşte yeni saçlarım uzundu işte pop
karışımı türküler adı altında böyle mücadele eden birisiydim. Hani bunları sevdireceğiz. Gençliğe bizim bu müzikleri sevdireceğiz. Hatta o zaman da çok da böyle tepkiler de almıştım. Bir gün Arif Sağ benim isim babamdı. Aysel Gürel yapmıştı o dönemde. Rahmetli Aysel Gürel, nur içinde yatsın. Tanıdığım en akıllı ve zeki, en muhteşem bir insandı. İyi ki de öyle bir insanı tanımışım. Arif Sağ da benim isim babamdı. Bir gün otururken stüdyoda dedi ki, ya dedi Ekin dedi, sen dedi bir türküleri niye bu kadar bozdun? İşte bas, gitar, gitarlar, şunlar bunlar. Bize ters düşüyor dedi. Evet. Niye hocam dedim, niye ters düşündün? Neyse, arada zaman geçti, onun stüdyosunda çalışıyor. Bir geldim ki biri bağlama çalıyor. Benim bir yaptığım müziğin bağlamasını çalıyor. Kafamı böyle stüdyo bir uzun ama Arif Sağ, Arif Hoca. Baktım benim şarkıya bağlama çalıyor. Ben habersiz bağlama çalıyor. Ha çok hoşuma gitti falan filan. Dedi oğlum çok güzel olmuş dedi. Arkasında hemen projeye girdi. Benim aranjörle altı Batı Soundlar içerisinde türkü albümü yaptı. Ve öyle ilk başlangıçlardandı. Şimdi müziğin evrenselliği çok önemli. Biraz yani ben bir Diyarbakırlıyım. Eşim Trakyalı. Ama bir Balkan müziğini o kadar çok sevdim ki ona bir renk katıp biz bunu dünyada sevdirdik. Bir Amerikalı dünyaca ünlü Soko Boys'la düet yaptık. Dünyada birçok yerde Hollywood'da ödül aldık o dönemde. Yani hep biliyorum onları. Bir nokta koyar mısın? Bir telefon varmış. Alo. Alo. Aa işte şimdi ayağa kalkılır. Her seyircim olduğu gibi diğer telefonlarıma da hep böyle ayakta konuştum. Işıl Hanım'a da, size de, Bekir Tanrı'ya da. Başkanım, Doktor Necati Yılmaz. Hoş geldiniz. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben Rumeli TV'nin yayın hayatında başarılar istiyorum. Tek Rumeli TV'de size çok teşekkür ediyor. Onu bilin yani. Kardeşim inşallah ayın 8'indeki ayın 8'inde kadınlarla ilgili programa mutlaka katılacağım. Tamam. Benim programlarımızda kadar olmayı her zaman istiyorum. Erhan kardeşim yayın hayatında başarılar diliyorum. Her zaman gösterdiğim başarıyı burada da sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Sen beni çok iyi tanırsın. 30 yıllık abimsin. Konuştuğum insan Türkiye'nin en iyi doktorlarından, nükleer tıp uzmanıdır kendisi. Sizi bu gece öncelikle yayınıma almak istedim. Çünkü çok sevdiğim abimsiniz, başkanımsınız. Benim yanımda bu gece Murat Balkan var. Evet. Murat Balkan bizim her şeyimiz. Biliyorsunuz. Hocam merhaba. Allah razı olsun. Tanışmıştık. Tanıştık. Telefonda ben tanıştırmıştım. Evet. Evet. Kendisinin biliyorsunuz böbrek rahatsızlıkları var. Evet. Tedavi oluyor ama ona bana yaptığın, el attığın eli her de zaman omuzunu bekliyorum ondan. Özellikle Murat bu kardeşimin benim şahsi telefonumu da verin lütfen. Her zaman yardımcı olmaya hazırım. Senin aracılığınla bütün dinleyicilere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Necati yayın Başkanım. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Lütfen konuklarınla beraber bir başka programda beraber. İnşallah tüm STK, senin de görevli olduğun sivil toplum kuruluşuna saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler Necati Bey'im. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler. Hürmetle kal, sevgiyle kal. Bu gece aslında Doktor Necati'yi Murat Balkan için aradım. Murat böbreklerinde biraz rahatsızlık var. Biraz bahsedelim mi? Şarkı yok, ondan sonra bahsedeceğim. Şarkıdan sonra önemli bir konu çünkü. Halkımızın bu konularda bilinçlenmesi. Sana onu vereceğim. O yüzden de Kendisi de çok büyük bir hastanenin başhekim yardımcısıdır. Ünvanı da vardır ama ben sadece doktor olarak yazdım. Efendim bu şarkı bizi Mustafa Kemal Paşa'dan yine yazan Bursa'dan İsmail Bulut ve eşine, Gülten Yarbasan ve eşine, bir de Edremit Devlet Hastanesi'nde çalışan tüm ekiplere, şu anda orada çalışıyor herhalde 300'ün üzerinde görevli var, Bekir Alp Tanrıöver'e gitsin diyeyim mi? Çok selamlar olsun. Mikrofon senin. Tamam. Sıradaki parçamız hangisi acaba Murat Bey? Geldi bile. Yovanki. Evet. Bu biliyorsunuz Balkan Ninnisi diye bir dizi var. TRT'de şu anda yayınlanıyor. Orada bu şarkımız çok meşhur oldu. Yovano adında bir kızımız var biliyorsunuz.
Jovana Jovanke, yani Jovana adında kızımızın başından geçen bir hikaye anlatıyor. Bir aşk hikayesi. Müslüman bir gencin Hristiyan bir kıza aşık olması sonucunda bir aşk hikayesi, bir dram. Bakalım nasıl bir hikayesi var. Hem Makedoncasını hem de Türkçesini okuduk albümümüzde. Hadi bakalım, bakalım beğenecek misiniz? Gelsin İsmail bakalım. Bulut size geliyor. Size geliyor bütün izleyicilerimize. Harikasın be. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Abi beğenilmez çok mi güzel, ya? Çok güzel. Çok sağ ol. Hem Türkçe sözleri şimdi hem de Makedonya. Şimdi siz ararken Bursa'dan Rumeli Dernek Başkanı aramış. Necip Şen. Necip. Selamlar olsun. Öyle kuru kuruya mesajlar yazma. Bir programı Bursa'da Rumeli dernekleriyle Balkan Siyat mı dersiniz? Türk Siyat mı dersiniz? Rumeli Fet mi dersiniz? Rumeli mi dersiniz? Bir programı önümüzdeki hafta bir program yapıp bir toplantı yapalım. Senden sadece bunu istiyorum. Necip Şen çok iyi bir Makedonyalıdır. Geçen hafta program yapıyoruz. Ben derim kendisini çok selamlar. İmran Salkan'la biz bıraktık Türkçe'yi. Arnavutça başladı konuşmaya. Tabii. Böyle bir şey yok yani. Çok güzel. Seni alacağım şarkıyı ama şu önemli bir rahatsızlık evet, var. O, ya şimdi şöyle. Bir defa şunu söyleyeyim sevgili izleyenlerim. Murat Balkan bir diyaliz hastası. Evet. Bir böbrek hastası. Evet. Bir böbreğin hafifçe. Ben kısadan hemen anlatayım lütfen, abi istersen. Şöyle arkadaşlar, herkesin başında gelebilir. Ekran başında ve stüdyomuzdakiler mutlaka bilinçlenmesi gerekiyor. Protein kaşağı denilen bir vücudumuzda dengesiz bir şey var. Yani proteinin kalması gerekirken böbrek proteinini kaçırıyor.
Doğru doktora denk gelebilmek de önemli. 20'li yaşlarımda işte idrar tahlili sonucunda bana doktor baktı. Dedi ki ya işte çok hafif bir protein kaçağım var ama çok önemli değil deyip beni gönderdi. Tabii 20'li yaşlarımız en deli dolu dönemlerimiz. Tabii doktor önemsemeyince biz de önemsemedik. Bu idrarda nasıl belli oluyor? İdrarımız eğer köpüklüyse lütfen dikkat edelim buna. Eğer köpük varsa mutlaka gidip kendinizi kontrol ettirin. Diyeceğim ben buna dikkat etmedim. Aradan tabii 15-20 yıl geçti. 35. yaşlarımda artık böbreğim zamanla yavaş yavaş görevini yitirmiş. Ve böbrek çok sinsi bir şey arkadaşlar. Son zamanına, son dakikasına kadar yani %10, %5 derecesine kadar kendini işte o görevini yapacak şekilde devam ediyor. Ve son anda bitirdiği an bir anda bitiriyor. Yani baştan kendini belli etmiyor. Çok sinsi bir hastalık. O yüzden 35. yaşlarımdaydım işte 2015 yılında falan. Baktım ellerim ayaklarım şişiyor falan. Gittim bir doktora. Ödem yapıyor çünkü. Doktor sonuçta dedi ki böbreğinde sıkıntı var. Tam olarak görevini yapmıyor. Sende protein kaçağı varmış. Böbreğimden parça aldılar. Bu da çok önemli. IgA nefropati bildiğiniz İstanbul, Giresun, Adana. IgA nefropati denilen bir genetik bir kod var arkadaşlar. Bu IgA nefropati erkeklerin %90'ında olan bir şey. Bazısı kötü huylu, bazısı iyi huylu. Bendeki kötü huylu oldu. Genelde nefronlara yani böbreğe zarar verebiliyor. Böyle bir genetik bir rahatsızlığım da çıktı. Derken işte ben artık kreatinle ölçünüyor. Kanda ve idrarda kreatine bakıldı. Kreatinim en son 7,5'lardaydı. Normalde insanda kreatin 1,2-1,3 olması gerekirken bende 7,5 çok yüksek. Artık çünkü görevini yapmıyor böbrekler. İkisi de bitmiş anlamına geliyordu. Ben kısacası 2016'da diyalize bağlandım. Bir yıl kadar diyalize girdim. Sonra çocukluk arkadaşım, ilkokulu beraber okuduğum arkadaşım bana geldi. Serkan Kocaman. Buradan kendisine çok selamlarımı iletiyorum. Allah ondan bir kere razı olsun. Gerçekten bir alkış alın. Ben akrabalarımdan ve eşimden, dostumdan, çünkü organ bağışı çok önemli arkadaşlar. Ülkemizde organ bağışı yok. İnsanlar korkuyorlar. Organ bağışı olmadığı için de herkes her diyalize giren hasta, işte akciğerinde sorun olan, kalbinde sorun olan ya da diğer organlarında sorun olan herkes mutlaka bir organ bekliyor. Oysa insanlar tek böbrekle rahatlıkla yaşayabilirler. Sevdiğinizin başına ya da bir arkadaşınızın başına böbrek hastalığı geldiğinde kesinlikle ve kesinlikle hiç korkmadan tek böbreğinizi verebilirsiniz. Bunu verdiğinizde size hiçbir şey olmuyor. Diğer tek böbrek tamamen vücut görevini üstleniyor ve hacimlendiriyor kendini. Ona göre büyüyor, ona göre filtre görevi görüyor. Çok sağlıklı bir şekilde böbreğini veren hayatına devam edebiliyor. Kısacası Serkan kardeşim 2016-2017'de bana böbreğini verdi. 6 yıl kadar çok güzel onun sayesinde hayatıma devam ettim. Diyaliz denilen o haftanın 3 günü. Çünkü diyaliz de bilmiyor insanlarımız. Kısacası hemen onu da bahsedeyim. Diyaliz makinesi böbreğin görevini görür. İnsanlara ya koldan ya da şuradan damar yolu açarlar. Benimki şurada kalıcı kateter. Makineden iki tane boru vasıtasıyla makineye bağlanıyor. Kan makineye giriyor. Makinede böbrek gibi temizleniyor, filtre ediliyor. Yani böbreğin atmadığı mineralleri makine atıyor. Yani idrarı, kötü mineralleri atıyor. Tekrar vücudumuza enjekte oluyor. Ve bu yaklaşık 4-4,5 saat sürüyor. Ve haftanın 3 günü, 4 günü buna girmek zorundayız. Ben yaklaşık 1 yıl kadardır giriyorum şu anda. Çeken biliyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani ateş düştüğü yeri yakmasın, organ bağışında bulunsun herkes. Ve sonuç olarak hemen toparlayayım. 2000 geçen sene korona geçirdim, koronadan sonra tekrar böbreklerimde nakilli olan böbreğim, şu sağ kasıkta arkadaşlar, nakilli olan böbreğim rejeksiyon oldu. Korona mikrobu nakilli olan böbreğim bozdu ve tekrardan 1 yıldır ortalama Mart ayından beri diyalize bağlandım. Haftanın 3 günü. Ben pozitif bir insanım. Hiç yansıtmıyorum. Bilmeyen çok kişi vardı. Ekran başında da eminim çok kişi, beni takip eden eşim, dostum da böyle şaşıracaklardır şu anda benim diyalize girdiğimi duyunca. Ama şöyle bir durum var. Mücadele ediyorum. Tekrardan nakil olma mücadelesindeyim. Kısacası böbrek ve organ bağışı çok önemli arkadaşlar. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu arada Türk böbrek tekrar nakil olma durumum var. Türk Böbrek Vakfı Timur Erk ile seni tanıştırdım. O da Timur her Erk zaman bekliyor. Türk Böbrek Vakfı'nda. Yani evet. Aynı zamanda Doktor Necati Yılmaz. Hocam şunu söyleyeceğim kısadan. Başıma geldiği için bu konularla ilgili sürekli çalışmalar yapıyorum. İşte haber nitelikleri oluşturuyorum, besteler yapıyorum. Bir takım üniversitelerde, liselerde, işte özel kurumlarda seminerler veriyorum. Böbrekle ilgili anlatıyorum insanların bilinçlenmeleri için. Burada da vesile oldu Tekrum Ali kanalına. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum bir defa. Sağ olun. Yani o yüzden ateş düştüğü yeri yakmasın sadece.
Bu hastalığı yaşayan herkesin yanında olalım arkadaşlar. Korkacak bir şey. İnşallah. Telefon umut var mı? Alayım mı? Alo. Alo. Aguşkaş. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa 200 bin... Aguş'um televizyonun sesini biraz kısar mısın? Kıstım, kıstım. Aguş benim ayakkabı sponsorum. Türkiye'nin... Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar. Reklam... Seyrediyoruz. Reklam yapmıyorum. Yani Aguş ismi. Ayakkabı sponsorum dedi. Yani reklam yok. İsteyen kadar baksın. Yok hayır. Biz de istiyoruz. Evet. Murat Balkan da istiyorum diyor. Bak. Biz seviyoruz. Biz de istiyoruz. Kemal Paşa'nın sevgiler. Aa, Elbi de istiyormuş. Aa, Ekin Akkaş. Aa, Özgür. Sen numaralarını al ben gönderem. Numaralarını al ben gönderem. 43 numara giyiyorum ben. Böyle bir adam değil. Aku, ya, sen yapma şansı. 45. 46. Aguş abim iyi, iyi ki bağlandın. Hayırlı programlar, hayırlı misafirlerine de selamlarımı iletiyorum. Sağ ol. Allah programların devamını nasip etsin. Amin. Amin. Seyrediyoruz. Hanımla beraber kasıldık koltuğa seyrediyoruz. Sizi çok seviyorum. Bir sürpriz tabii. Meşgul etmeyeyim. Hayırlı akşamlar. Konuklarına selamlar. Ekin'in bu şarkı size geliyor şimdi Ekin'den. İstiyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, ben aslında Altınoluk'ta böyle amiyane bir tabirle kebap yaparken bu iş çıktı. Aslında biz 4 program anlaşmıştık. 4+1'di. Ama bugün Elbi, abi bunu 8'e niye çıkarmıyorsun dedi bana. Tabii bir şey diyemedim. İnşallah o da olacak. Sadece bunu dipnot olarak sizlere vermek istedim. Kameralarımız biraz çok olduğu için genel kameraya bakıyorum şu anda. Efendim, bu şarkı Ekin'e gelsin. Ekin söylesin, izleyenlerimize gelsin. Ne gelecek Ekin? Yanımda sen olmayınca. Ay bunu Perihan'a yazdı. Yanımda sen olmayınca. Yok, diye. Ben bunu yazmadım. Heh, anlatsana bu, ama bunu... İllaz Tetik'in bir şarkısı. Tamam. İllaz Keçici'nin bir şarkısı. İllaz Keçici, evet. Şarkısı İllaz Tetik de rahmetli olsun. Onun ya da, değil mi? Ya Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ya dedik onu da. Evet. Cennet olsun mekanı. Kemancı mesela. Çok da benim için çok kıymetli. Bizim çok albümlerimize çaldı. Çok kıymetli bir müzisyendik. Genç yaşta kaybettik. Tabii biraz aslında ben bir konuyu birazcık Murat kardeşime getireyim de hemen şarkı tamam, okuyacağız. Tamam, şarkıyı nasıl tamam. okuruz? Şimdi burada çok önemli bir hadise. Şimdi bu ilk önce Murat kardeşime acil şifalar. Ama pozitif ayakta kalması birazcık benim dikkatimi çeken ne oldu biliyor musun? Anlatırken bile sevgiyle anlatan. Hayatımda tanıdığım en pozitif adamdır. Evet yani sevgiyle anlatan. Yani sanki çok önemli bir durum değilmiş gibi algılatan, karşı tarafa yansıtan bir yapı var onu. Seni tebrik ediyorum. Ama böyle dedi, üstesinden geliyoruz aslında. Tabii takım, ama dediği doğru. Yani biz hepimiz birer engelli adayız. Aslında dün de engelliler günüydü. Evet, buradan da tüm engelliler gününü kutluyorum. Artık böyle bir gün ben kutlanılır mı? %90 hem de. Kutlanılmaz bilmiyorum ama engelliler günü çok önemli. Çünkü hepimiz birer engelli adayız. Tabii. Şu anda kapının önüne çıkma şeyimiz, garantimiz yok. Her an ayağımız kayar düşeriz, bir şey olur. Onun için organ bağışı çok önemli. Nedense bizde böyle bir yapı var. Organ bağışı yapmak günahmış gibi. Korkuyoruz. Ya tam tersine sevap yani ya böyle bir günah olur mu? Ya düşünsene böyle güzel kardeşlerimizi sevindirmek. Onların çocukları var. Var mı çocuk bilmiyorum. Var. 4 yaşında ellerinize öper. 4 yaşında güneş, çocuğu var. Güneş kızım var. Güneş, güneşi düşünsenize. Çok videoları var onların. Çok güzel çekiyor. Bu arada sen ya güzel ya bir şey için. Bildiğin gibi takipçileri çok. Çok güzel bir şey değindin. Arkadaşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Ama hayatı paylaşmak için engel yok arkadaşlar. İşte Murat gördüğü gibi hayatı paylaşıyoruz. 4 Aralık Madenciler Günü'ydü benim programımdan 2 gün evvel. Ben 14 Ekim Bartın Amasra'da ölen kaybettiğimiz madenciler ve bugüne kadar kaybettiğimiz madencilerin mekanları cennet, makamları âli olsun diyorum. Dün de 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ydü. 5 Aralık 1934'ten olmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı gün tüm Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını vermişti. Tüm kadınlarımızın da
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bunu da buradan sizlere söylüyorum. Ekin, şarkıyla yanında sen ne geliyor? Sen olmayınca. Ekin Akkaş. Tadım tuzum yok, üstelik çok huysuzum, tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca. Gel yine başın belada, beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca, adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Gel yine failin meçhul, adım polis sizinle, İnsaf yok vicdan izinde, yanımda sen olmayınca. İnsaf yok vicdan izinde, yanımda sen olmayınca. Sana geldiğimi anlatım anlamadılar, faile meşhur yıksılar, yanımda sen olmayınca. Faile meşhur yıksılar, yanımda sen olmayınca. Gel yine başın belada, beni bul karakollarda, adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Adım yazar zabıtlarda, yanımda sen olmayınca. Gel yine failin meçhul, adım polis sizinle, İnsaf yok vicdan izinde, yanımda sen olmayınca. İnsaf yok vicdan izinde, yanımda sen olmayınca. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, yanımızda siz olmayınca çay içmeye gideceğiz. Çok kısa bir reklamlar demek istiyoruz. İzninizle efendim, yanımda sen olmayınca. Reklamlar. Kısa bir reklam arasından sonra sizlerle birlikte mutlu olmanın,
rengarenk bir program yapmanın, şarkılarla renkli düet yapmanın ikinci saatinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Arayanlarımız çokmuş. Ben şunu söyledim. 0212 alan kodu dediğim 616-12-13 özellikle vurgulamak istedim. Bu arada bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Sevgili Bükren de yazmıştır benim Instagram adresimi. Ersen Altire Erhan şimdi geçiyor. Evet. Direkt seninle konuşacağım Özlem. Buyurun efendim. Özlem. Efendim. Çok seviliyorsun Türkiye'de. Ya, teşekkür ederim. Anlatsana biraz şu festivaller nasıl oluyor? Nasıl başladın bu işe? Dizi oyunculuğunu bıraktın bunun için ya. Ya aslında dizi oyunculuğunu bırakmadım. O da benim mesleğim, o da benim canım. Ama evet, daha fazla sunucu olarak lanse ediliyorum ekranlarda. Yoksa yani dizilerde devam ediyor. Özlem, diziler devam ediyor. Karşıdaki kontör yazıyor ya. Ne kadar eski bir adamım ya. Kontör. Vardım. Alo. Alo. Efendim buyursunlar. Çok özel bir isim. Ah bu isim televizyonuma para kazandıracak bir isim. Evet. Hoş geldin. Necip Şen, Arnavutça konuşabilirsin. Necip abi hoş geldin. Patron neresi ya? Yürümeyiz. Cemil Koşko. Hayırlı neresim? Mikrofonu alabilirsin konuşmak için. Orada var, evet. Öncelikle Eren abicim, programın ikincisi hayırlı olsun diyelim. İlkini çok teşekkür ederim. Mustafa Kemal Paşa'da yaptın. Bizi onurlandırdın. Stüdyodaki tüm sanatçı misafirlere de Mustafa Kemal Paşa'dan selamlarımı iletiyorum. Bizler Rumeli camiası olarak senin her zaman yanındayız, bunu biliyorsun. Necip, sen benim en kadim dostumsun. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa Rumeli Dernek Başkanı'dır. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ben seni çok sevdiğim için bazen takılıyor olabilirim. Hepsi o. Ve şuna eminim ki sana söz vereceğim hemen. Bu önümüzdeki hafta Bursa'da, ondan sonraki hafta da olabilir. Çünkü önümüzdeki hafta arkadaşlar müthiş bir konuklarım var. Aynı Ekinler gibi. Ondan sonraki hafta Bursa'da muhakkak Rumeli dernekleriyle, Balkan dernekleriyle birlikte bir program yapmak arzu ediyorum. Bu görevi de lütfen sen üstlen diyorum. İnşallah. Bunu emir telakki ediyorum Erhan abicim. Emir değil, rica. Fazla vaktini de almak istemiyorum. Ben Bursa Adnan Menderes Meydanı'nda Mustafa Kemal Paşa'dan, Başkan Yardımcım Nuri Sağlamcı, burada bulunan İsmail Yerişli, Necati kardeşimiz Hasan abimiz, çok çok selamları var buradan sana. İzleniyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'da. İyi yayınlar diliyorum Erhan abicim. Siz muhakkak Meydan Çay Bahçesi'ndesiniz. Doğrudur. Meydan Çay Bahçesi'nden güzel dostu selamları iletiyoruz. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar çok diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Erhan abicim. İyi yayınlar. Sağ ol. Necip Bey. Kalmıştık orada Mustafa Kemal Paşa olduğu için. Canım. Evet, tamam. Festivallerden bahsediyoruz. Ben aslında Mustafa Kemal Paşa olduğu için. Yani Mustafa Kemal Paşa olmasaydı yani biraz almıyorduk beklerdi. Telefonu. Mustafa Kemal Paşa 200 bin nüfus var, 200 bin şey, bu geçiş şey seyretiyor. Yani. Şahanesiniz. Evet. Ya aslında radyocu olarak başladım ben. Radyolarda çalışırken en son çok tanımış bir radyonun müzik editörü asistanıydım. O arada tam böyle elin ayağın düzgün, aynı işleri ekranda yapar mısın? VJ'likler yeni başladıydı. Birçok müzik kanalda VJ'lik yapmaya başladım. Sonra festivallerimiz, şenliklerimiz diye bir program yaptım aslında. Çocuk programları, müzik eğlence programları, yarışma programları derken festival ayağı Kemal Aslan'la başladı. Kemal Aslan çok severim, canım abimdir. Benim kendisi de İzmitlidir. Onun sayesinde festival ekmeği yiyorum diyebilirim. Organizasyon yapan. Evet, evet. Yapan, aynen. Evet. Kemal abim. Biraz önce okudum şarkımı da yapımcısıdır. Evet, tam o zamanlardan tanışırız Ekim Bey'le. Ben de yapımcım. Bunlar çok selam severim olsun, Kemal abimi. O ilk beni İpsala'ya çıkarmıştı festivale. Helal ondan olsun. Sonra aldım yürüdüm. Herhalde yavrum, konserde ben de vardım. Evet, siz de vardınız. Evet. Birlikteydik. Herkes şeyi merak ediyor. Sivrisinekleri çok oldu. Evet. Hiç unutmuyorum ya. Ya sahnedeyim. Evet, çok sivrisinek vardı. Bu taraftan böyle sürü haline yapışmışlar. Hepsi eyvah, yiyor. Eyvah. Sırtım böyle... Ama bir yandan da şarkı okumaktı. Şarkıyı nasıl okudun gel bana sor. Dönüp en sonunda vuracağım. Lan oğlum bir durun lan. Tek tek gelin. Sevgili dostlar, Ekin'in normal halidir bu konuşma şekli. Sakın ola ki burada öyle yapıyor değil mi? Aynı Ekin, Akkaş, aynı ben, öyledir yani. Bu şartalıma şöyle der. Valla köt.
Yani ne varsa o. Herkes doğru, şeyi soruyor. Şey ama dedi sabah birlikteydik doğru. Evet. Sağ gözündeki pırıltıları soruyor. Pırıltılı evet, kameranı bir alsın çok saçını onu da soruyorlar da özellikle. Özellikle şimdi alıyorlar onu seni şimdi. Bir kere çok seviyorum ve ya. O kadar da iyi biliyorum ki normalde çok baba baba ulusal kanallara bile gitseniz bu kadar güzel ağırlanmıyorsunuz. Bu kadar güzel hediyelere boğulmuyorsunuz. Evet, bu kadar güzel insan yerine konmuyorsunuz. O yüzden bir de biliyorum kendi de böyle çok şık bir beydir. Kendi de çok özel. Güzel giyinecek. Hediye onu da bildiğin de, için. Bunu sana özel gönderdiler. Bu benim Mustafa Kemal Paşa'dan Sevgül. Bunun ne olduğunu okumam lazım. Dumanlı. Firuze ve dumanlı. Dumanlı. Direkt damardan girdi. Bak hediye dedi ya. Belki'ye çok yakışıyor. Murat alırsan sağ gözündeki pullara çok ama renk. Ama harbiden çok güzel. Ama çok ha. Güzel gerçekten. Sevgül çok teşekkür ediyorum onun için. Çok mersi. Çok teşekkür ederim sağ şimdi, olun. Şimdi. Aa, çok güzelmiş. Taşa orijinal taş. Adı Sevgül. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel valla. Sergül takı İlk diyelim. Festivalimde ilk bir sonraki programda hemen takacağım. Bana uğur getireceğine eminim. Getireceğini zannediyorum. Sergül'e çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Firuze erkeklere ve Dumanlı'ya kadar, çok teşekkür ediyorum. Bu kadar böceğin arasında bir çiçekte yani olsun. Kadar, hediye olsun yani. Ama üç tane yakışıklının arasındayım. Oo, benden, şu an benden mesti var mı? Ben alabilirim tabii onların artık yani. Ya çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. Teşekkür ederim. Deyince, Firuze. Neyse bir çayla idare ederiz bir sıkıntı yok. Hayır. Neler var biliyor musunuz? Neler var? Benim programın en güzel şeyi sevgili Eldiyan ki sevgili Hüsal Yorur. Ben bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Atilla şimdi, Baykan. Şimdi Erhan abi benim çok sevdiğim bir aile dostum zaten bir abimdir. Nukhet ablam da benim için çok kıymetlidir. Biz bazen gittiğimizde şeye Altınola gittiğimizde Nukhet abla sadece bir kahvaltıya çağırır. Yani sıradan bir kahvaltı düşüncesiyle biz o balkon büyük bir balkonları vardır. Biz daha kapıdan girerken böyle sıralanmış böyle abi hani derler 70 ben size diyeyim ki 100 sen de 150 eyvallah. Yemin ederim abartı yapmıyorum. Eyvallah. 150 çeşit mi? Abi kafayı yiyorsun. Abla bu ne bunlar hepsi? Kahvaltı işte bunu yazdı buna. Bu ondan sonra abla da sonra Erhan abi geliyor. Erhan abi faslı var daha. Eyvallah. O da gelir. Sizin için özel işte inciri falan yerden getirdim. Allah. Baklavayı Antep'ten özel getirdim. Bunu oradan getirdim. Abi bakıyorsun yani. Vallahi şimdi kıskandım. Böyle bakıyorsun. Gel. Hani gel. Ne yiyeyim? Hani nereden başlayayım? Kahvaltı hangisine kıyayım? Hangisine kıymayayım? Yani insan bozmaya da kıymıyor. Buradan ablama da böyle o senin güzel görüşün. O senin. Sizin o hürmetiniz, o saygınız bizim için aile olarak bizim için çok değerlidir. Çok da kıymetli ablam benim burada. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğimizde kalıyoruz. Havalısınsın hep beraber gidelim o zaman. Gelin. Ben de bir vallahi. Gidemedim. Vallahi. Sözüm zevkle, var bir gelemedim. Zevkle. Hiç ama, ben çok çağırıyorum Özlem'i. Evet ama seni o kadar çağırırım. Çok seviyorlar ki ağırlamayı, yedirmeyi, içirmeyi. Nükhet'im canım benim. Onun o sağdaki zaten var ya, defter bana hitap edeceğiniz defterdir. Bilginiz olsun ya. Aramızda mı kalıyor? Hayır aramızda programdan kalmıyor. Sonra yazın okuyor. Bence. Size neler var biliyor musunuz? Anlatamam ya. Ona göre yazın diyor. Ya ne hediyeler var. Aynen. Ne hediyeler ne var. Bazen evde falan taklitini yaparız. Böyle şey. Erhan abi böyle özel. Özel çok, dedin de. Bu çok özel. Sevgili dostlar. Işte, ama hakikaten öyle gidip alır falan hiç unutmuyorum. Gidip Kemal Paşa'na bana kudret narı toplayacak. Kudret narı topladım. Sonra bahçeye ektim lazım diye. Oldu mu? Abi. Eki ne varsa meyveyi gelir bakar. Domates, biber ne alırsa. Senin bu sene bir hıyar işin de vardı salatalık. Evet, onu da yaptım. Ona da bakacağız şimdi. Çok para ettim sonra bu hıyar. Abi herkes vallahi bir şey, herkes bir şey söyledi ben de söyleyeceğim ya. Şöyle, şu hıyar meselesini anlatayım. Şu hıyar meselesi hemen vereceğim hafıza. Şimdi Erhan abi neden çok seviyoruz biliyor musunuz? O yüzden buradayız zaten. Benim bu rahatsızlığımı duydu duyalı. Beni yani mutlaka o kadar arıyorum. Sık arıyor ki. Ararım. İşte şu doktor şöyle, oğlum şöyle yapalım, böyle yapalım bir mücadele. Yapar, gerçekten yapar. O yüzden Erhan abi, o yüzden herkes çok seviyor. O ben yüzden herkes onun yanında. Arkadaşlar sen yani. Çok kıymetli bir insansın. Sen o yüzden seni dost biriktirdim. Bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceğimi unutturdunuz bana ya. Vallahi ne söyleyeceğimi unuttum ya. Şarkı, şarkıyı söyleyelim istiyorsan ondan sonra. Ah, hıyar meselesini anlatıyorum. Benim yeğenim Belçika'dan izliyormuş bizi. Antrep'ten bilir misiniz? Ha geçen oradaydım. Evet. Geçen hafta oradaydım. Oradan Antrep'ten Gökhan Pınaray doğmuş ve güzel meleğimiz galerimize çok selamlar olsun. Bu arada Altınoluk'tan mini güzel Antrep. Yakışıklı oğlum Aydın'la Ezgi'me de bu arada Balzım da beni de unutma diyor.
Tuğçe'm. Onu da çok seviyorum. Kız kardeşim de şeyde. Termalde. Ona, o da telefonla izliyor. Ona özel öpücükleri yolluyorum ben. Murat, ne söylersin bize? Ne söyleyelim abi? Murat bir şey, şimdi Murat'a şöyle bir şey söyleyeceğim. Akordeon çok zor. Ben de müzikle uğraşıyorum, bağlama falan. Telli çok çalıyorum ama çok denedim böyle, çok zor bir alet. Evet. Ve çok da seviyorum. Mütevazı olamayacağım, biraz zor. Evet. Murat'tan ben rica edeyim. Bir akordeon. Ama bunun için bir şey gerekecek. Mikrofonu sistemi isterseniz tamam. Sonra onu yapalım. Biz tutarız. Yani tek şeyi yetmeyecek bize. Yeter, mikrofon koymamız gerekecek. Ya yettiği kadar ya. İstiyorsanız şöyle bir şarkıyı playback yapalım. Ondan sonrasını hemen tamam, ayarlayalım. Tamam. Ayaklık falan gerekecek çünkü. Benim rejideki ekiplerime, Caner Vardar'a, Büyük Krem'e, Ses'te bu gece hiç beni kırmayan, gayet güzel gümbür gümbür bize ses veren Mert'ime çok teşekkürler ediyorum. Burada görmediğiniz üst katımızda rejimizdeki 7 arkadaşıma, ayrı ayrı üçünün adını saydım ama Utkum'a, Murat'ıma, Ünsal'ıma, Elbim'e, benim çok kadim abim, tek Rumeli Yönetim Kurulu Başkanım Atilla Baykan'a saygım her zaman sonsuzdur. Bu arada ta Altınoluk'tan benim için gelen eski mankenlerimizden Adnan'a da çok teşekkürler ediyorum. Hadi bakalım, buyurun. Şarkımız gelsin Bükrem. Ramo, Ramo, Sulcemoy, Ramo, Ramo.
Ya Murat ağzına sağlık. Nasıl oynadı gördün mü? Oynatana bak. İkimiz olmadı tıkalınca. Abi çiçek. Evet çiçek olunca çiçek. Böyle oluyor işte. Kıyafet falan da parlıyor zaten. Sevgili misafirler, sevgili tek kumelide bizi izleyen tüm Türkiye'm, tüm Balkanlar. Rengarenk bir program. Renklerin iç içe geçtiği bir program. İşte evlerinize kadar gelip sizleri de bir nebze renklendiriyorsak benim için bundan daha bahtiyar, daha güzel bir şey olamaz. Nasıl buldun Ekin? Süper vallahi. Ben çok seviyorum. Bravo Rammo. Sevgilim. Balkan müziklerini ben şey yaptım. Hani bu dedim ya damat şarkısını yaptıktan sonra merak ettim. Dedim ki şu Balkan ülkelerinin her tarafını bir gezmem lazım. E şimdi arabaya bindi. Çocuk da ufaktı benim. Biz Yunanistan'dan başladık. İşte Makedonya, işte Kosova. Zaten Kosova'ya girdik. Sonra Makedonya'ya girdik. İlk önce Makedonya, sonra Kosova'ya girdik. Öyle ta şey Karadağ falan Sarayburnu gitmişiz. Biz oraları komple bir dolaştık. Sonra bizde alışkanlık oldu. Bunu 3-4 kere tekrarladık. Oradaki yaşayan daha önce işte Türk asıllı olan misafirperverliklerini gördük. Evlerine konuk ettiler ve orada da tanıdılar beni. Ve onların hikayeleri o kadar acıklıydı ki bazılarının böyle dinleme olasılığı oldu. Ve içimizi parçaladı. Çok böyle ne kadar da hani renkli gibi görsek de ama o kadar bir dram var ki orada yaşananlar çok zor bir dönem geçmiş onlar için. Hatta gezdiğimde işte Türk mahallesi var. Biliyorsun Makedonya'da Üsküp'te Orhit Gölü var. Evet. O Orhit'te gitmiştim. İşte bir Türk kasabası yanı sıra işte öbür tarafta olan insanlar. Ama sıkıntılı. Mesela cami bile açık değildi, kilitliydi orada gibi. Sana bir şey soracağım abi. Sen şimdi gidiyorsun Avrupa'da çekim yapıyorsun. Onlarla bir internet kanalında veriyorsun Avrupa kanalında. Nasıl oluyor abi? Nereleri gidiyorsun? Bu çok... Ya şimdi ben 7 senedir bu programı yapıyorum. Yani ulusal kanallarda. Evet. Oradaki hem gezip görelim tarzında hem de orada işte sahne, müzik, oradaki Türklerin neler yaptığı. Yani orada yaşayan Türklerimizin yaşam tarzları. Yanı sıra da oradaki başarılı insanların hikayelerini çekiyorum. Onunla birlikte biz bunu yayınlıyoruz. Aşağı yukarı 7 sene oldu bu programı yapalı. Daha önce de işte Ekin Zamanı programını yapıyordum birçok işte televizyonlarda. Hani ben televizyonculuğu çok seviyorum. Bir de benim asıl şeyim de okul sinema televizyon okuluydu. Onun için bende böyle bir altyapı hep var. Hep kamera arkası zaman zaman gidiyorum kendim çekiyorum. Ya diyor abi diyor çekimdekiler ekip geliyor mu diyor. Ekip geldi diyorum burada diyorum. Nasıl yani nerede ekip falan. Çantanın içinde hepsi burada hepsi diyorum. Burada, bir kuruyorum adam şaşıyor. Diyorum şimdi bunun için yani hani teknoloji de ileride artık. Tabii teknoloji geliştiği için bazen de çok kişiye gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor çünkü zor oluyor. Avrupa'da vize alamıyoruz. Bir bakıyorsun kamerasız kalıyorsun. sen gidiyorsun o gelemiyor falan gibi başıma gelen oluyor. Bir kamerayla çalışıyorsun. Yok çalışıyor. Birkaç kamera var. Var. Kuruyoruz. Öyle mi? Tabii. Yani hem bu fotoğraf makinesi hem kamera olan bir şeyler var. Ya teknoloji çok küçük. Çok... Bakın şu anda şu elimizdeki telefon bile... Bir kameradan daha iyi. Bugün onu ilk defa şu öğrendim. Şu gördüğümüz kameralardan şey olarak, genişlik olarak, boyut olarak çok daha kaliteli olmaya başladı. Şey düştü. Ama şimdi sen bununla çeksen diyecek ya telefonla beni çekti. Ama kocaman kamerayı da görmek istiyor adam. Hani böyle İstiyor. 50 kiloluk bir kamera. Değil mi? Sırtında yani eskisi gibi böyle dolaştıracak. İstiyorlar. Hayır, ama ya düştü yani artık günümüzde. Ufak şeyler. Her şey ufak. Yapabiliyoruz. Ufak derken. Alo. Alo. Aa işte şimdi bak yine ayağa kalkıyorum. Elvan'ım. Merhabalar abim benim. Şahin gözüm benim. Canım abi benim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Balıkesir Elvan Şahingöz telefon konuğum. Doğrudur. Harika. Öncelikle hayırlı olsun diyorum Erhan abi. Çok teşekkür ederim Elvancığım. Muhteşem bir program izliyoruz. Çok renkli konuklarım var. onlara da buradan selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim. Bizden de selam olsun. Öncelikle şunu ifade edeyim. Şu anda kostümüne bayıldım. Muhteşem gözüküyorsun. Ben mi? İnşallah. Ben öyleyimdir. Harikasın. Ama bu konuştuğum adam da bir gömleğin
mankenidir aynı zamanda. Ünsal tanır onu, evet. Çok teşekkür ederim. Allah'ım çok sana Elvan. Şeylerini umarım. Elvan, Allah'ım sana eşinle birlikte yeni evlendi biliyorsun. Huzurlu, ömür boyu sağlıklı bir yıllar amin. Nasip etsin sana. Amin canım abi. İstediğin bir şey var mı? Buradan bir isteğiniz var mı acaba bizlerden? Bizim isteğimiz var. Bizim bir isteğimiz var. Bizim yok isteğimiz. Geldiğimiz bizim zaman bize iyi bakma. Her zaman, her zaman. Başım üstüne yeriniz. Aa, gömlek istiyorlarmış hepsi. Gömlek. Bak nereden bahsettik. Çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Kıymetli çok eşine, anneye, babaya ben çok selamlar. Balıkesir'e selamlar. Ben de seni çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. Saygılar. Inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum. Elvancığım görüşmek üzere. Ah Özlem, sana geliyoruz. Hep Murat telefon abi evet, diyor. Evet, hep Murat ne istiyor benden çözemedim diye. Murat canımdır benim ya. İşte bir onu yapamıyorum ya. İşte elimden bir tutun benim diye. Single yapalım sana bir şey. Ya işte sunuculuk yapıyorum, dans ediyorum. Dans söylenen çok, evet, şarkının evet. üzerine dans edebiliyorum. Ara ara playback yapıyorum, bütün şarkı sözlerini biliyorum ama tek başıma. Bir kulağına bakayım ben senin ya kuliste. Hadi. Bir kulak testi yapalım ondan sonra. Bak meşhur şey olacak bu saatten alet var mı sonra. Bak bakayım kulağa. Piyanodan, akordiyondan ses vereceğim. Doğru şimdi sesi verdiyse tamam. Hiç bitmiştir. Tamam. Çok ısrar ediyorum. Murat'ın şahane bir piyanosu vardır. Piyanosu şahane olduğu gibi ona ses veren bir kalbi, ruhu vardır, parmakları vardır. Akordiyon diyorsun değil mi abi? Piyano dedim derken. De o da ama klavye ya. Ya piyano tuşları var. Piyano akordiyon, tuşları var. Akordiyonumuz evet. bizim. Ama piyano. Aslında tık 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 basıyoruz, çiziyoruz. Çok hoşuma gidiyorum. Sağ taraf fakat piyano. Açarken, kapatırken... Evet ya, enteresan. Ağırlığı ne kadar? Abi bu küçük olan birazdan şey, bu ortalama 10-12 kilo falandır. Yani. Şimdi ben geçen hafta konuğuma bir şey sordum. Ünsal sen de dinle. Çok Türkiye'nin en iyi klarnetçilerinden biriydi. Kaç klarnetin var dedi? Bir tane dedi. İkincisini aldığımda bunu taşıma kabına koyduğumda bir hafta sonra onu üflemeye çalıştım. Bana küstü biliyor musun Erhan abi dedi. O tüm aletlerimizin hepsinde bir ruh var. Evet doğru. Ve olabilir. O aldığım yeni klarneti götürdüm, teslim ettim. Eski avanos ağacından yapılmış 30 yıllık klarnetimle üflemeye başladım dedi. Bunu da söyleyen Hüseyin Delen. Evet. Müzik aletlerinin küstüğünü söylüyor. Yani ilgilenmediğin zaman tabii ki. Onu söyledi. Doğru. O yüzden senin iki tane var diye o geldi aklıma. Doğru. Bende dört tane var abi. Nasıl küstürmeden? Ama küsmüyorlar. Hepsini de çalıyorum çünkü. Tabii seviyorum hepsini ayrı ayrı. Çünkü şöyle bir şey. Yani akordeon enstrümanı ülkemizde çok yaygın bir enstrüman değil renk olarak. Yani mesela Avrupa'da, Almanya'da ya da Kafkaslar'da falan daha çok sevilen ve kullanılan bir enstrüman. Ama burada belli yerlerde mesela çocuklarımızla ben şimdi eğitim de verdiğim için çocuklarımızla mesela hemen akordeonu aldığında çok zor hocam deyip mesela çalmak istemiyorlar. Çünkü körüğünü... Sen aslında öğretmenlik de yapıyorsun. Ben öğretmenlik yapıyorum. Yapıyorsun. Bazı özel kurumlarda ve biliyorum, işte üniversitelerde. Ama tabii hiçbir şey kolay değil. Bir enstrüman çalmak başlı başına zaten sabır isteyen bir şey. Bunda beyni 3'e hatta 4'e bölüyoruz. Önce körüğü açıp kapatıyoruz. Sonra sağdan piyano gibi çalıyoruz. Soldan basları çalıyoruz. Bir de üstüne şarkı söylüyoruz. Birazdan yapacağız onu. Birazdan yapacağız. Ekin? Yapacağız. Bakma bana öyle. Çok güzel bir şey yani. Bana çok kötü baktı. Şimdi tabii şey, müzik bende bağlamayla başladığım için ilk bağlama aldım. Annem babam kavga etti dedi. Annem dedi bunun yüzünden kavga etti. Bağlama. Suçu bağlamaya attı. Ya neyse ben götürüp bağlamaya ağrı astım. Koyunlarımız vardı bizim çok. Sonra biraz getiriyordum, çalıyordum kulaklar için. Çalmayı bilmiyorum. Tın yapıp duruyorum. Beni attılar dışarı. Ben gittim koyunların içinde. Soğuk dışarısı, orası sıcaktı koyunların arasında. Ben koyunların içinde çalmaya başladım. Koyunlar hepsi beni dinlemeye başladı. Böyle evet. Bağlama çalarken doğru. Hepsi kafasını açıp sessizce ama. Çıt yok. Ne zaman bırakıyordum hepsi birden diye bir ses böyle şey halinde. Sürü halinde. İlk konserini orada verdim yani. Vallahi. İlk konser koyunlar abi. Ha sürekli bir sene yakın sürekli ben koyunlara konser verdim. Telefon alabilirim. Kadın var. Telefon var. Kadın seyircilerim de. Alo. Alo. Oo, Gülden Ay doğmuş. Alo, canım abim. Canım kardeşim. Bak çok bir böyle. Benim çok güzel bir yayın oluyor. Seni uzaklardan izliyorum. Evet.
Çok uzaklarda. Her şey çok güzel. Murat Bey'e, Ekin'e, Özlemciğime çok selamlarımı sunuyorum. Gülden ablama buradan selam olsun. Biz oğlunun, evet, senin oğlunun. Benim oğlumun düğününde orada karşılaşmıştık. Evet, evet. Nasılsınız? Çok... Evet, şimdi şu anda burada kalabalık bir grup bizdir. Kızlar. Oh. Onlar bizi... Zevkle izliyoruz yayına. Çok uzaklarda bir termalden bizi, evet, izliyorlar. Kalabalık bir grup. Ya isim kısmı... vermiyoruz, reklam yapmıyoruz. Ne zaman sponsor olurlarsa o zaman. Tamam. Bravo, biz de seni alkışlıyoruz güzel kardeşim. Gülden ablayı çok sevdim. Süper, devam. Devam. Güldencim. Abi sana bir şey vaat ediyorum. Bir programda benden sana. 9. program. Yürü be Nükle. Yürü be. Atilla abi bir program geldi. Bir program geldi diyorum. Ayrıca Belçika'daki canım, kuzum, galenime, Biricik Pınar'ıma, Gökhan'ıma, Dünür'üm Remzi Bey'e. Aa, ben unuttum. Ayrıca Ezgi ve Aydın'ıma çok selamlar. Ya Gülden kusura bakma, ben Remzi abiyi unutmuştum. Çok teşekkür. Hadi be. Ay gibi program. Ne oldu? Ya biz bu işe Atilla Bayk... Bir dakika Gülden'im. Ben bu programa başlarken 5 program. 4+1'di. Şimdi gitti nerelere ya. Ben İstanbul'u... İstanbul olmaz olsun. Yani çok zor ama geliyorum. Elbi'yi çok seviyorum. Ünsal'ı çok seviyorum bir defa. Gülden'im. Canım benim için şöyle bir bu saatte girsene bir banyoya. Şöyle hamama bir tellak var ya. Tabii ama... emin olur abim, ne zaman istersen. Emir değil, sen benim bir tanecik. Biz iki kardeşiz. Benim dişi versiyonum. Kızlar diyorlar, hep beraber diyorlar. Bak tamam, gördün mü? Tamam, tamam. Hepinizi çok seviyorum Gülden'im. Görüşmek üzere. Biz de iyi yayınlar diliyorum. Sağ hepinizi ol. Öpüyorum. Sağ kucak ol. Dolusu sevgiler. Sağ ol canım benim. Bay bay. İyi günler, iyi akşamlar. Ekin gelsene. Çünkü kalmayacak telefonlar bu gece. O zaman damadı çok konuştuk da damat. Damat yapalım hadi. Bir Diyarbakır sanatçısından bir Makedon, Rum şey, Balkan ezgileriyle süslü bu, damat. Makedonya'da da ödül aldık. En iyi Balkan şarkısı. Bir de Saraybosna'da Cumhurbaşkanlığında ödül aldık. Evet. Bu. Damat. Damat şarkısına. Haydi bakalım Bükrem. Neyse biz konuşalım. Ne diyecektim? Ne diyeyim? O dediğin şeyden gel. Dediğim şimdi şeyden geleceğim de. Hayır, hayır. Dur yardım edeyim. Hayır, hayır, hayır hiçbir zaman. Bu ben vardı. Hala hıyardayım salatası. Ha, hıyardasın. Ya arkadaşlar bahçemde 150 köklü salatalık domates ekerim. Adam salatalığı tuttu yerine. Bir tane arkadaş fotoğraf çekti. Salatalığın kilosu 25 lira oldu abi onun bahçesinde. Evet. Geldi bizim damadımız. Hep birlikte.
sensiz. Haydi halaya, eller havaya. Sevgili Utku, sevgili Murat, 19 yıl oldu. Ne kadar güzel yani bir parça. 19 yıldaki ne kadar güzel, hareketli. Şimdi hiç değişmiyorsun buyurun ki, maşallah. Hayır, bazen diyorlar ki, o kadar oldu mu ya, maşallah. Tabii canım, 19 yıl oldu ya. Benim kızım aynı yaşta. Daha yarım saatimiz var, çok var ama. Ben şu sizin hediyelerinizi vereyim, son ana kalmasın. En sevdiğim. Üzülüyorum ki, piyanoyu vurabilirim. En güzel anlardan bir tanesi. İnşallah, evet, inşallah o kirpileri de getirdin Erhan abi. Arkadaşlar, bu benim özel Togomono. Senin için... Belçika'ya gitmeme gerek kalmadı. Arkadaşlar görmenizi yani isterim. Marka şey değil, reklam yapmıyorum. Herkes gitsin. Bursa Çikolata Müzesi. Özellikle Zeliha, bu şarkı sana gelecek Zeliha. Bizi orada misafir eden Kemal Can Polat'tır sahibi, çok yakın dostumdur. Ama özellikle Erhan abi, efendim bu hafta, geçen hafta beni unuttun sen. Onu bana getirme, yukarıdaki arkadaşlara verelim. Özellikle Zeliha'cığım, bu şarkı sana ve ailene geliyor. Bu çok özel bir çok teşekkür ederim çikolata. %100 müze nerede abi? Çok merak ettim. Bursa'da abi. Bursa'da müze. Çok Uludağ Üniversitesi'nin yanında, anlatamam. Uludağ Üniversitesi. Şaşırırsınız. Çok teşekkür ederiz. Daha geliyor. Bu bölümü tabii. Şimdi benim bir sponsorum daha var. Uzun yıllarda devam edeceğiz. Zeki Caner Gül'den Dinkı'da. İçinde Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı. Oo, açma ama burada bir olmasın. Evet. Vay. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Daha bitmez canım, dur da. Giderken mi var? Daha bir şeye kadar, eve gidesek kadar. Oh maşallah. Ya, ya ben Bursalıyım. Mümin Akgün'den size kestane şey getirilmeden mümkün mü? Ay. Çok da pahalanmış. Evet, evet. Hep pahalı değil ki abi. Ay çok teşekkür ederiz. Bildiğin gibi değil. Daha var mı? Teşekkür ederiz. Ekran başında izleyenler için alıyoruz bunları. Şimdi benim ana sponsorum, görüyorsunuz. Başta kocaman Barut Et yazar. Orada da KJ olarak geçiyor zaten şimdi. Şahane. Barut Et, sevgili ömürlü Barut. Oğlu Alper ve Taner Barut. Bir sucuk yapıyorlar ki bunu hayatta yiyemezsiniz. Eyvah eyvah. Ya çok teşekkür ederim. Aşk işim biraz sağ sonra. Bu yengemin kahvaltıda hazırladığı sucuklar aynen, bunlar. Aynen diyorum ya. Bu. Ona göre lütfen. Buyurun. Bu benim. Nüketim harikasın. Bu arada yeni sponsorumuz Murat, hayırlı olsun. Ege Yurt Lojistik. Harika. Teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı uğurlu olsun Erkan'ıma. Teşekkür şuraya ederim. Bak ya, o defteri yazmazsanız gidemezsiniz ha. Yazacağım, yazmaz mıyım aşk olsun? Bunlar hepsini birine indireyim. Bu kadar hediyeden sonra yazılmaz mı abi? Yazılmaz mı, neler yazılır? Bir poşete sevgili indireyim. Sevgili konuklar, bugün ayıp olmaz. Konuklarım daha yarım saatimiz var. Çok birbirinden güzel konuklar. Ekin Akkaş, sevgili Özlem Ören, sevgili Murat Balkan. Haftanın konuklarında da müthiş iki tane arkadaşım var. Murat Yelim'le. Sırf Eylül akşamını söylesin diye... Doktoru sandalı söylesin diye Agop Çavuşyan'ı çağırdım. O gelecek. Önümüzdeki haftanın konukları onlardır. Ne güzel. Belki de bir güzellik uzmanım Çanakkale'den eğer rahatsızlığı biterse o gelecek, sevgili Meltem Çetin. Hep birlikte olacağız. Ne güzel. Özlem, şu Kemal Aslan'la konuşsana. Hangi konu? Yanına beni asistan olarak al. Ha beni mi? Tabii canım. Beni mi? Olur, ya Nüket, benden çok heyecanlı insanlar. Estağfurullah. Yok, yani hayatım yılların yani. Ben senin çantanı ve şeyleri bayrak yapıyorsun ya. Özlem'in göstermişsinizdir. Müthiş bir ambiyansı var onun da. Aurası çok yüksek Özlem'in. Teşekkür biraz ederim. Biraz önce göremedik. Telefon bağlandı biliyor musun? Evet, Özlem'in... Özlem'le ilgili çok güzel yorumlar var. Ben çok merak ediyorum. Özlem'in o birkaç tane fotoğrafını göndermiştim size. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Özlem. Her zaman birlikte sunumlarımız olsun inşallah. Her zaman olsun her Özlem. Zaman ne olsun. Demek yani? Tabii festival olsun, biz de şarkı söyleyelim. Tabii ya. Evet. Siz yapın organizasyonu, biz de sahneye çıkalım. Tamam. Sunucu da var. Ya daha ne? Murat, bir tamam. Rumeli olarak önümüzdeki haftalarda bir program olursa seni zaten Bursa'ya aldıracağız. Abi benim Bursa ile ilgili bir şeyim var, kısmetsizliğim var. Bütün konserlerim iptal oldu. Yapma ya. Bu gerçekten bir yanlış anlaşılmalar orada oldu oralarda. Allah. Ya bir iki menajer aradı beni. Artık kafalarına göre fiyat vermişler. O yüzden de benim şeyim böyle yani birisi yüksek fiyat vermiş, hadi birisi az fiyat vermiş. Çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım aramıştı. Biz sonra böyle bir şey oldu. Nasıl söyleyeyim? Ya
dengesizlik oldu. Bu adam bu fiyata mı gidiyor, bu fiyata mı gidiyor? Hayırdır inşallah diye. Arnavutların kralı, yanlış anlaşılmalar oldu. Necip Şen gibi Bursa'da çok kral bir kardeşim var, Cengiz. Deva. O halleder her şeyi. Merak tamam. etme. O zaman şeytanın bacağına kıracağız değil mi? Tabii, inşallah. Bursa'ya gidelim yani. Gerçekten Bursa'ya hakikaten bir ben tekrar Mümin Akgün'e, Hamit İzmirli'ye, Togomono, sevgili Kemal. Togomono özel bir marka. Zeliha, çok teşekkür ederiz. Kemal Can Polat'a. Bu yediğimiz çikolatalardan değil mi? Evet. Şahane. Size getirdim. Misafirlerimize de ikram ettim. Zeki Dinke, Caner Dinke ve Ömürlü Barut, Taner Alper'e çok teşekkür ediyorum. Sen şu akordeonu taksana. Murat kardeşim bundan ses nasıl alacağız? Bir yardımcı olsun. Biz yaparız. Şimdi seninle konuşalım. Siz sohbeti daha gelene gelelim ben kamerada. Ben bir şey sorabilir miyim? Ne? Ekim Bey'e. Damadın yani sizin hariç siz de yiyor musunuz bilmiyorum. Herkes ekmeğini yiyor da tüm festivallerde siz varsınız değil mi Balkanlarda? Ya yok ben hiç Balkanlar nedense beni çağırmadılar hiç. Ama diğer yerlerde oldum. Uluslararası her yerde oldum. Uluslararası ödüllerinizi biliyorum evet. Hayır Balkan şeyde oldum. Saraybosna, Makal en iyi Balkan şarkı ödüllerini aldım. Ama hiç böyle festivalleri niye çağırmıyorsunuz hayret? Niye çağırmıyorsunuz? Yani ben şey olarak biraz olsun. Çünkü bu damadın ekmeğini herkes yiyor. Gerçekten evet, herkes aslında yiyor. Aslında damadı meşhur eden benim. Evet ben hep bunu sizde duydum evet. Çünkü 10 çocuğa sorsanız abim damat olur. Abim damat olacak. Ezbere mi yani? Tarkan'ın şarkılarından daha çok fazla. Evet. Telif hakkı alan da bir şarkı. Hı hı. Ama tabii herhalde kızdılar. Niye bir Diyarbakır geldi bizim şarkımızı alıp da patlattı falan filan. Ne ama yapayım kardeşim siz yapaydınız. Ama damadın köylü olanıdır ya. Siz yaptığınızda biz hayır mı dedik yani? Hayırdır yani niye kızdıysan? Madem kızdıysan kızdıysan niye böyle belli ettiyseniz? Tamam Diyarbakır şivesiyle söylüyorum. Ya. Sen bana Diyarbakır şivesi bir şey söyledin içeride. Şalvar. Arkadaşlar ben günlük kıyafetimde şalvar giyiyorum. şalvar derken şalvar özel patchwork şalvarlarım var. Ekim beni gördü ne dedin abi onu söyle. Tam o sizin şivece. Ya ne dedim bilmiyorum unuttum onu. Abim nereden giydin ya bunları dedin ya böyle. Abi herdir böyle şarbanın renklisini giymişsen. Evet. Yumuşadın abi. Evet. Şalvarın renklisini giydin. Hani onlar siyah giyiyor ya sevgili şimdi misafirler. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim de onun için burada yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi müzik evrensel benim ben hep şunu söyleyeyim. Mesela Trakya bölgesinde eşim oralı olduğu için benim dedelerim orada savaştılar. Benim dedelerim olmasaydı belki şu anda Trakya'da onlar olmayacaktı. Ya da biz bir bütünüz. Diyarbakırlısı, Adanalısı, Urfalısı, Konyalısı hiç fark etmez. Ben bir şiir yazdım. Selam olsun kardeşliğe. Ülkemin tüm insanları birer çiçektir. O çiçeklerin rengi, dokusu, dili, dini, ırkı fark etmez. O çiçekler ahengimizdir. Sevdamız, yüreğimiz, çocuklarımız, umutlarımız, yarınlarımızdır. Beyaz güvercinler kana bulanmasın, çocuklar ölmesin, analar ağlamasın. Musa İsa aşkına, Ali Muhammed aşkına, selam olsun bin yıllığın kardeşliğine, selam olsun güzelim bu ülkesine. Onun için... Alkış Rezi'den geliyor. Çok sağ ol. Ülkemin tüm insanları bir bireydir. Biraz önce dedem benim Çanakkale'de şehit olmuş. Ama Çanakkale'de şu anda yaşayan o toprağı, yaşadıkları topraklarda evet. dedemin kanı var. Orası benim yerimdir. Aynen. Benim bayram, benim olduğum, ülkemin insanları olduğu her yer benimdir. Onun için bir Diyarbakırlı olarak da biz ayrımcılığı yaptığımız zaman... İşte bu kötü. Bir Diyarbakır'a her zaman gidin. Hiçbir zaman Diyarbakır'da evet. sen ki gidiyorsun. Gidiyorum ben devamlı. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık kadar dünyada kötü bir şey yoktur. Onun için ben şiddetle ayrımcılığa karşıyım böyle. Sevgili Aynen. misafirlerimiz. Sen şalvarla konuşurken. Geçen pazar günü memleketimde alışverişe çıktım. 3 tane adam yan yana gelmiş. Benim pazardan çıkmamı bekliyorlarmış. Abi merhaba ben Menderes dedi. Ben de Erhan Erşen dedim. Ben Adil dedi. Neyse. Abi bu ayağındaki şalvarı nereden aldın dedi. Biz arıyoruz bulamıyoruz. Neyse marka verdik. Ondan sonra da o akşam onun yanına gittim. Abi bu kadar mı güzel bir kokoreç olur? Bu kadar mı güzel olur?
Menderes, ellerine sağlık. Şalvarında çok yakışıklı bir fotoğraf gönderdin bana. Bu arada Tamer. Yalnız orada şalvardan ben de istedim ama çok çapçaflı olmasın abi. Tamam. Ya öyle çok rengarenk olmasın böyle. Gerçekten ben de istiyorum abi. Ben giyiyorum bazen. Biraz siyah böyle tonları gri siyah olabilir. Tamam. Ama tamam. Söz ben Müslüman al. Ben ekinime bir ayakkabı almıştım. Zor buldum ayakkabıyı. 46 ayakkabı numaraydı. Boş ver, bana bulamazsın. Ayakkabıyı boş ver. Ayakkabı ancak yurt dışında daha rahat. 48'e kadar var. Hazır mıyız? Ne noktadayız? Sevgili dostlar, rica ettim. Hasta olmasına rağmen canlı bir performans, akordiyonla dedim. Bize söyler misin? Hiç kırar mıyım seni abi dedi. Şimdi tabii bu çok kolay bir alet değil. Sevgili Murat'ım, Utkum da çabucak aletler için. Bildiğimiz bir şey mi yapalım? Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene. Sana yandım güldaniye. Nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene. Sana yandım güldaniye. Evin kiremidini sever miydin sen beni? Evin kiremidini sever miydin sen beni? Sen bir sevmiş olsan bırakıp gider miydin? Sana yandım güldaniyem. Sen bir sevmiş olsan gurbete gider miydin? Sana yandım güldaniyem. Sen bir sevmiş olsan bırakıp gider miydin? Sana yandım güldaniyem. Sen beni sevmiş olsan gurbete gider miydin? Sana yandım güldaniyem. Ne de güzel kaşların var. Ne de güzel kaşların var. Lastik sürmek ister Osman Aga. Lastik sürmek ister Osman Aga. Sabah olsun çarşıya gidelim. Aman sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Haydi. Hoppa. Makedonca. Osman Aga. İmaş kirka o baba. Osman Aga. İmaş kirka o baba. Daimiye daimiye. Edno şişe rakia. Daimiye daimiye. Edno şişe rakia. Sabah olsun çarşıya gidelim. Aman da sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga.
anam Osman Ağa, yanarcı senin anamam Osman Ağa. Ağzına sağlık. Bizi kırmadın. Teşekkür tek ederim. Rumeli TV ekranlarında bizi izleyenleri kırmadın. Evet, sesler nasıl geldi bilmiyorum ama umarım çok güzel gelmiş. Çok müthiş geldi. Ha? Çok güzeldi. Bak, Murat'ım, provasız oldu vallahi bu kadar oldu. Murat'ım işaret etti. 8 dakikamız varmış. Özlem. Efendim. 8 dakikalık şarkı oku. Hayır. 8 dakikalık. Makber'e yani, giriyorum hemen. Makber. Ne istiyorsun oraya gir. Makber'e gir. Oraya gir. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yine muhteşem bir şekilde ağırlandık. Çok teşekkür ediyorum. Ekinci, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Nükhetini çok seviyorum. Her zaman emrin olur. Ne zaman istersen emir biliyorsun. Sen bizim çünkü bir tanemizsin. Ailemizin şeyisin. Ben de tüm ailece olarak seni çok seviyoruz. Emir değil, sadece küçücük bir ricam, bir istirhamım olur. Her zaman emrin olur. Ben seni çok seviyorum ve hani yıllar oldu artık hatırlamıyorum. Evet. Hakikaten yıllar oldu. Ah bu işte kamera arkasının dilleri olsa da maceralarımızı anlatsak. Aynen öyle. O yüzden seni çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tek Rumeli TV ekranlarında olmaktan çok mutluyum. Kendimi çünkü her zaman bu televizyonun bir ferdi olarak gördüm, bir evladı olarak gördüm. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Herkesi çok özlemiştim. Murat'ımı özledim. Herkesi çok özledim. Çok kameraları teşekkür ediyorum. Kameraları, yani, evet. Kameralar da beni özledi. Yani. Aynen, aynen katılıyorum. Ekim Bey'i çok severim zaten her zaman. Çok mutlu oldum onunla birlikte konuk olduğum için. Murat Bey keza öyle. Çok teşekkür ediyorum. Onur duydum sizin gibi. Çok kıymetli müzisyenlerle birlikte. Bu burada kalmayacak. Sen sunumlarını yapacaksın yine bir sahnede. Ama sunumlarını yaparken sizleri de çağıracak yani. Tamam. Kemal Aslan'a diyecek ki Murat'ı da alalım. Kemal abi iyi tanır bizi. Yeni projeler yapalım. Bir şeyler yapalım vallahi. Yapalım. Herkes yapıyor. Hep isim vermiyorum. Dünya isimler var biliyorsun. Vallahi. Yapalım. Hep birlikte yapalım. Bir şeyler yapalım. Başkanlara da bizden selam söyle. Söylerim. Bu arada evet, başkanlar demişken Türkiye'nin doğusundan batısına, Edirne'den Kars'ta elimde mikrofonla festival festival geziyorum. O yüzden tüm belediye Murat'ım başkanlarıma, tüm kültür müdürlerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki onlar varlar ki, iyi ki onlar benimle çalışmayı istiyorlar ki ben Türkiye'deki herkesle buluşuyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum herkese. Çok İyi mutluyum. Ki geldin. Ayaklarına sağlık. O kadar yol kat ettin. Teşekkür ederim. Tek seni misafir etmekten ben ve arkadaşlarım, rejideki bütün ekibim, bütün herkesin adına ben sana teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki misafir oldun. Murat'cığım sen bir şey söylemek ister misin son şeyle kardeşim Ekin'le? Olabilir. Ekin hocam yazana kadar ben biraz tamam. Şeylerden bahsedeyim. Bahset. Zaten Tek Rumeli kanalı bizim kanalımız her zaman. Kurulduğu günden beri hep buradayız. Sevgili Atilla abi, Atilla Baykal'a bizi hep destekledi sağ olsun. Biz de elimizden geldiğince kültürümüzü yaymak için ne gerekiyorsa yapıyoruz zaten. Zaten en güzel cümleleri biraz önce sarf etti. Gerçekten seni sevdiğimiz için buradayız. Ben artık şuna inanıyorum. Bir yerdeysek, bir şeylere vesile oluyorsa mutlaka sonunda bir hayır vardır. İyi düşünüyoruz, iyi hayırlı şeyler düşünüyoruz. Bugün burada olmamızın da bir sebebi var. Çünkü ben de yaşadığım rahatsızlıkla ilgili uzun zamandır hiç böyle bir konuya değinmemiştim. Dediğim gibi birçok kişinin belki de yeni haberi oldu. Biz de bilgilerimizi, işte hem kültürümüzü, sanatımızı, hem de işte başımızdan geçen hikayeleri, olayları karşı tarafta bizi izleyen kişileri anlatıyoruz. Bir aracıyız aslında. Umarım herkese bir yani verimli olmuşuzdur bu gece. Çok oldu. Hem sağlık anlamında, hem de işte kültür ve şarkılarımız anlamında. İnşallah sonu daha da hayırlı olsun, daha güzel, çok iyi olacak. Daha güzel şeyler olsun. Murat, Necati Yılmaz ve Timur Erk. Tamam, lütfen Timur, bırakma. Timur Erk'e, Necati. Ben bu arada tabii benim çok yakın dostum ama gözlük sponsorum Mehmet'e, Çıkar'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum sevgili misafirler. Her hafta bir tane gözlük takıyoruz, çıkıyoruz, takıyoruz, çıkıyoruz, takıyoruz, çıkıyoruz. Geçen gün evde oturuyoruz. Ya abi dedi, çok güzel gözlüğün, çok yakışmış dedi. Evet dedim, çok güzel dedim. Ne dese beğenirsin? El yapımı abi dedi. Evet yani. El yapımı dedi yani. Çok teşekkür ediyorum Çıkar'a. Bir şey söylersen senin... Ben de teşekkür ederim. Benim kızımın da böyle gittim o gözlük, ondan sonra lensler. Sağ ol, teşekkür ederim. Seni de alıyorum. Senin şarkınla bitiriyorum. Sen desene bir şeyler diyemeyecek misin? Değil mi? De ya. Demeyeyim mi? Tek Rumeli ekranlarından rengarenk programa bir şeyler de ya. Şimdi Peri seni çok seviyorum diyebilirsin. Başta zaten seviyorum. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi bu tarz televizyonların ayakta durması çok önemlidir. Bravo.
Tek Rumeli biraz önce de geldim, onu söyledim. Hakikaten yıllardır türkülere ve geçmişimize, özümüze sahip çıkan ve bunu yansıtmaya çalışan ama kolay değil. Burada çok büyük bir ekip var, mücadele ediyor buranın yönetim kurulu başkanı, buranın sahiplerine. Çok teşekkür ederim. Ama tabii sizler de ekranın başındakiler muhakkak buraya destek olun. Bu tarz televizyonların ayakta durma gücü olsun. Sizsiz olmak. Çok güçlüyüz ve ayakta duruyoruz. Sevgili Lükre, sevgili Mert, sevgili Caner Vardar, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel ses, güzel şarkılar ve güzel kahşeyleriniz için. Hepinize minnettarım. Ne diyeyim? Hepinizi çok seviyorum. Biz sevgili Ekin'le kapatıyoruz Lükre hazırsa şarkımız. Ve ben önümüzdeki hafta yine bu stüdyoda Agop Çavuşyan ve Murat Yerim'le birlikte olmak üzere. Hepinize en derin saygı, sevgi ve en güzel akşamlar sizlerin olsun. İyi ki bugün beraber geçireceğim. Ekin. Ufuktaki güneşindin, yar 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 yar. Umudumdun, hasretimdin, yar 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 yar. Yüreğimde ateşimdin, yar 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 yar. Saçlarıma karlar yağdırdın, aman 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 aman. Yüreğimi sakıp ağladın, aman 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 aman. Beni benden çalıp aldın, yar 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 yar. Saçlarıma karlar yağdırdın, aman 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 aman. Yüreğimi sakıp ağladın, aman 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 aman. Beni benden çalıp aldın, yar 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 yar. Ben babamdan duymadım anama seni seviyorum dediğini. Ve gülüm ben anlamam. Sevgi benim dilimin ucunda değil, kalbimin içinde. Seni seviyorum derken dizlerim titrer. Bana sevgini değil, bir gülüşün yeter. Ben cennette olsam sen cehennemde, sana yine gelirim, yanacağımı bilsem de. Dedim ya gülüm, ben Anadolu'yum, ben çile doluyum, ben mutsuzluk yorgunuyum. Ama ben dürüst, dost ve sevgi doluyum. Çünkü ben Anadolu'yum, Anadolu'yum, Anadolu'yum. Buzdağında ateşim oldun, yar 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 yar. Bağlamamda telim oldun, yar 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 yar. Ufukta hasret doğdun, yar 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 yar. Buzdağında ateşim oldun, yar 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 yar. Bağlamamda telim oldum, yar 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 yar. Ufukta hasret doldum.